Herkese merhabalar arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bu aralar biliyorum canımız sıkkın. Bir şekilde geçecektir ama Trabzonspor'un gündemi de durulmuyor. Bugün size çok yeni edindiğim bir kulis bilgisini ve bir de net bir şekilde aslında olan bir haberi paylaşacağım. Ardından da kendi yorumlarımı yapacağım. Kendi öngörülerimi sizlere paylaşacağım. Ama önden önce bir duyuru yapmam gerekiyor. Bu akşam 21.00'da, çarşamba günü 21.00'da canlı yayınımız var. Razon Spor'un ekonomisini, oyuncu durumunu, yönetimi, her şeyi konuşuyoruz. Hiçbir yerde bulamayacağınız ekonomik tabloları ve gelecekle alakalı perspektifleri size sunacağız arkadaşlar. Ee, i̇zin verdiğiniz müddetçe çok izin vermiyorsunuz. Burada ben size eleştiri yapıyorum. Ekonomi yayınları yapmıyorduk. Bugün o ekonomi yayınlarını yapacağız birazını. Tabii ki de yayının küçük bölümünü kapsayacak ama yine ekonomik anlamda sizlere bir şeyler paylaşacağız arkadaşlar. Yani yayında eğlenceli olacak, güzel olacak arkadaşlar. Her şey konuşulacak. Yayında Abdullah Avcı'yı tutan var. Ben Abdullah Hoca'ya karşıyım. Her şey var. Her şeyi konuşacağız arkadaşlar. Sizlerin de yorumları çok önemli. 21.00'da Antep fıstıklarını Zula'dan çıkarın. Kimseye söz vermeyin. Girin battaniyenin altına. Yandan bizi izleyin. Oyun oynarken bizi izleyin. Yürüyüş yaparken falan filan. Yemek yaparken. Neyse şimdi gelelim konumuza. Bu arada da abone sayımızda da bir azalış var. 6000 aboneye ulaşmamız gerekiyor. Rica ediyorum abone olalım. Abone olmuyorsan da beğeni beğeni bedava. Para karşılığı 0 milyon euro. Beğeni yapabilirsiniz. Ne gidelim iddialara? İlk kulis bilgisine vereyim, zamanınızı çaldım. Kulis bilgisi şu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Abdullah Avcı geçen hafta yani Galatasaray maçında bir açıklama yapmıştı. Başkanlarımız çok iyi. Arkadaşız. Bu arkadaşlık bitmez. Ee, o tarz bir açıklama yapmıştı. Ondan önceki hafta da Abdullah Avcı Umut Bozok ve Abdülkadir Ömürle alakalı bir takım açıklamalar yaptı. Herkesin malum işte neden kaydoluşu kaldığını, neden yoklar bilmiyorum. Neden şöyle bilmiyorum. Açıkçası topu yönetime attı. Ve oyuncuları da biraz değersizleştirdi. Yani şu durumda Umut Bozoğa kimle teklif yapsın? Yani Trabzonspor'un değerlendirmeyeceği ve yüklü miktarda maaş yolladığı şey yaptığı bir isim ve hocanın aldırdığı bir isim. Yani direkt olarak topu yönetime atıyor. Neyse. Bana gelen kulis bilgisi şu arkadaşlar. Buradan da selam yollayalım. Normalde birçok bilgi geliyor bana. E sadece bu bilgilerin arkadaşlar. Bilgi dediğimiz olay da şöyle ayrılıyor. Bir direkt olarak benim kendi edindiğim ya birinci şahıslardan ya da ikinci şahıslardan edindiğim bilgi. Bir de arkadaşlar çok güvendiklerimden çok yüksek mertebede hem Ekonomi açıdan. Hem de e, Trabzonspor'la alakalı. Hem de yani kendilerinin verdiği intibadan. Onlardan gelen bilgileri var. E, ben bunların bazılarını söylerim. Bazılarını söylemem. E, kimisi söyle der. Kimisi söylemez der. E, kimisi beni çok sevdiği için off the record bilgi verip istediğini paylaş der. Böyle durumları var. Bu da bunlardan bir tanesi. Sayın Ertuğrul Doğan, Ertuğrul Bey, Abdullah Hoca'nın yaptığı bu açıklamaları açıkçası kızmış, sinirlenmiş ve tepki göstermiş. Böyle bir durum var. benim burada yapacağım bir yorum var. Ondan önce tam size işte bir bağlamı anlatayım. Bir kafanızı canlansın. Ertuğrul Doğan, Abdullah Hoca'nın ömür ve umut bozuk açıklamalarına çok kızdı. Abdullah Hoca'nın da Galatasaray maçından sonra yayının başında bahsettiğim o açıklamaları başkanla iyi arkadaşız yağlamasını bu tepkiye dindirmek için başkanla işte biraz daha arayı iyi tutmak için ona bağlıyorum. Ee, şöyle bir durum var. Ben tekrar duyuyorum. Şu an yarın gece yarısı sabah ezanında hiç fark etmez. Trabzon'un ya da Türkiye'nin hiçbir yeri fark etmez. Trabzonspor başkanlığı için sandık koyun. Ertuğrul Doğan başkan seçilir. Ama fakat lakin emir demiri keser. Şu an kesebilecek bir şey yok. Öyle bir durum yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Trabzon'un spor seçimlerini hatırlayın. Hacı Osmanoğlu'nun kazandığı seçimi hatırlayın. Hacı Osmanoğlu'nun kaybettiği seçimi hatırlayın. Aynı seçimden bahsetmiş olacağım ama ee, Muharrem Usta'nın kaybettiği seçimi hatırlayın. Muharrem Usta'nın kazandığı seçimi hatırlayın. Bunlar aynı seçimler bu arada. E, Celil Ekimoğlu'nun kaybettiği ve e, haksızlığa uğrayıp Razon Spre'sini suçuyorum bilise seçimlere hatırlayın. He ama bunlardan hepsinin farkı sadece şeyi ayırıyorum. Muharrem Usta'yı. Ertuğrul Doğan gerçekten madden, yani siyaseten çok güçlü biri. E, ve diyorum yani koyun sandığı Ertuğrul Doğan çıkar ama çok uğraşılırsa yani şey olursa her şey değişebilir. Fakat dediğim gibi ihtimal düşük. Ertuğrul Doğan da eğer istenilen gibi gitmezse kovma gibi bir durum olmayacak ama sene sonunda Abdullah Avcı'dan rica ile istifa istenebilir. Dediğim gibi ama şu an böyle bir durum yok. Ama herkesin gördüğünü ben de görüyorum. Başkan da görüyor. Görmeyen varsa gözlerini açsın. Yani bu ateş üfleyerek sönecek bir şey değil. İçilerin düzelmesi lazım. Hem iyi oyun yok. Hem iyi sonuç yok. Hem tabelada bir şey yok. Hem bu hem de açıklamalarda sıkıntı var ve araya başka şeyler de giriyor. Bak. Başkanla hoca arasındaki ilk defa böyle dedikodu duydunuz. Daha önce ben benden böyle bir şey hiç duymadınız. Kimsenin duymadınız. Yani böyle bir şeyi ben çıkış yaparak söylüyorsam yani ilk çıtırdamalar başlıyor ki birazdan da ikinci çıtırdamayı söyleyeceğim ki bu ayan beyan oldu. Bildiğiniz gibi Hayrettin Sarıoğlu Divan Başkanlığı adayı adaylığı konuşuluyor. Ee, ve Hayrettin Sarıoğlu'na da İlk cevap geldi sevgili arkadaşlar. Bu cevap da kimden geldi? Ali Sürmen'den. Divan Kurulu Başkanı. Ali Sürmen şöyle bir açıklama yaptı. Bir şehrin insanlarından tiksiniyorum diyeceksin. Sonra da o şehrin en değerli makamlarından birine talip olacaksın. Hem de Fenerbahçe'nin köme düşmesini engelleyen TFF üyelerinin bazılarının desteğiyle. Çok komik. Böyle bir açıklama yapmış Ali Sürmen. Bir Ali Sürmen'e şunu sormak istiyorum: Ertuğrul Doğan'ın kazanı seçimde hukuksuzluk yaptınız mı? Daha önce biz bildiğiniz gibi Levent Bey'i yayına almıştık. Kendisi de Ali Sürmen'i ihraç için dava etmişti. Levent Sekban yayını almıştık. Kendisi açıkça bunu söylemiştik hatta bir ara tekrar da alırız. Buna da sorulara sorarız. O biraz daha hakimdir kongreye. Biraz fokur Bir, Ali Sürmen'in böyle bir mevzusu var. İki, Ali Sürmen ve Ertuğrul Doğan kol kala yürüyor. Yani şu anki mevcut durumdan mutlu olan bir durum. İki. Üç, şimdi ne demiş Ali Sürmen? İşte Fenerbahçe'nin küme düşmesini engelleyenlerle işbirliği yapıyorsun falan filan. Peki Ali Sürümen siz Trabzonspor için şike yapıyor imasında bulunmadınız mı? Bulundunuz. Ne zaman bulundunuz? Ben hatırlatayım. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu seçiminde mevcut ilk seçim olduğunda daha öncesinden bahsediyorum. Ali Sürümen kazanmıştı. Ali Sürümen, bak haberi okuyorum. Ali Sürümen Trabzonspor'un geçen yılın son maçında evinde Bursa kaybettiği maç sonu çike imasında bulunmuş ve Bu leke temizlenemez demiştir Ekrana paylaşayım Biraz da boğazlarım yine iyileşmedi Trabzonspor Divanlık Bakbaşkanlığı Kurulu Başkanlığı Çok uzun ya mevcut başkan Ali Sürmen kazandı Sürmen Trabzonspor'un geçen yılın son maçında evinde Bursa Spor'a kaybettiği maç sonu şiki imasında bulunmuş ve bu leke temizlenmez denmişti. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Ee, hayal ettiğiniz gibi hareketlilik yok ama ufak da olsa bir var ama hiç öyle yönetim devrilecek şeyler değişecek yönetim değişebilir ya bu arada Ortada öyle bir şey de yok yani. Nasıl diyeyim? Hadi memnun değiliz Ertuğrul Bey'den. Sayın Doğan'dan memnun değiliz diye. Değiliz yani. Memnun olan var mı? Çünkü ekonomik olarak da ortada bir şey yok. Sonuç olarak da bir şey yok. Ama şu an ortada hiç kimse yok. Aday maday yok. Ee, bir ekip de yok. Ve açıkçası yani Nevzat Aydın'dan ben hiç hareketlilik görmüyorum. Çünkü şu an çok da sıkıntı durumda kulüp. Ya ne yapılacak bilmiyorum. Eskiler anca olur. Yani yenilerden kimseyi beklemeyin. Yok zengin başkan bilmem ne başkan. Ertuğrul Doğan'dan şu an hem siyasi açıdan hem de gözü kara bir şekilde ortaya para koyabilecek ki para koyduğu da yani para koymaktan bahsettiğim kendi cebinden değil devletten krediydi sponsorluktu Ondan daha şeyi yok. O hayallere kapılmayın diye söylüyorum. Beni Ertuğrul Doğan destekliyor, yöntemi destekliyormuş gibi bir herhalde düşünmüyorsunuzdur. Düşünen varsa da yani yazık yazık diyorum. Aklına diyorum yani. Durum bu arkadaşlar. Akşam bunları konuşuruz. Şu an bir ağzınıza bal çalayım. Boğazım çok ağrıyor. Akşam detaylı konuşuruz. O kulis bilgilerini biraz daha derinleriz. Biraz daha konuşuruz. Ama ben olabildiğince gerçekçi olmaya çalışıyorum. Bir takım şeyler var ama hayal ettiğiniz gibi hızlı olmayacak. Ee... Ya biliyorum birçok kişi bir şeyler istiyor. Arkadaşlar bu insanların da kendilerince ihtirasları var. Kendilerince hedefleri var. Kendilerince başarabileceklerini düşünüyorlar. Öyle kolay kolay olmaz ki ben tekrardan söylüyorum. Ertuğrul Doğan'ın 3 senesi daha var bence yani. Seçimi daha var. Seçime daha var. Onu söyleyeyim. Neyse görüşmek üzere akşam detaylı konuşuruz. Allah'a emanet olun.